bir son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza getiriyoruz. O zaman bağlantımızın hazır olduğu haberiyle hemen dönelim ekonomi yazarı Remzi Özdemir'e. Tam da bu noktadan başlayalım. Ekonomi gündeminde konuşulacak pek çok başlık var. Önce bu gerilimin piyasalara etkisini soralım. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi günlerden cuma, haftanın son iş ve işlem günü ama yüksek tansiyonla başladık. Önce buradan başlayalım. Borsada işlemler başladı. Yeni güne düşüşle başladık. Bir yandan da dolarda sakin bekleyiş devam ederken gözler altında kriptoda sert düşüşler var. Ama İran'dan gelen bu açıklama acaba tansiyonu düşürür mü? Ne dersiniz? Piyasalar ne bekler bugün? Aslında İran olayıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Cin şişeden çıktı. Önümüzdeki dönemde biraz gerginliğin daha artacağını düşünüyorum. Zaten bunun işaretlerini uluslararası piyasalarda, altın olan talepte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden para çıkışında bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani dünya bunun kısa bir sürede biteceğini düşünmüyor. Ve tam tersi karşılıklı bu tür atışmalarla ileride daha güçlü bir çatışmaya dönüşebileceğini düşünerek uluslararası yatırımcılar pozisyon ayarlamaya başladılar. Yani kripto, hisse senedi gibi piyasalardan çıkıp altın gibi savaş döneminde güvenli liman olarak görülen altına, yatırım araçlarına yönelmeye başladılar. Zaten biz bunun etkisini de bariz bir şekilde görmeye başladık iç piyasada da. Şimdi bu tabii birkaç günlük bir düşüş gözlemlemiştik. Tansiyonun düştüğünü görmüştük. Her şey acaba normale mi dönüyor düşük dozlu bu yanıtların, misillemelerin ardından? Ama bir yandan da orada çakacak bir kıvılcımın tabii tüm dünyayı ateşe atma riski var. Dolayısıyla bu anlamda önümüzde tabii hafta sonu olması bir şans mıdır sizce? Nasıl yorumlarsınız? Bir önceki misilleme saldırısında da Türkiye'de bayram tatilinin olması özellikle borsada yaşanabilecek o sert düşüşlerin önüne geçmişti Sayın Özdemir. Ama hemen arkasından yine düşüşlere devam etmiştik. Belki çok büyük boyut değildi ama düşüşlere devam ettik. Türk piyasasından para çıkmaya devam etti. Evet, önümüzdeki günlerde belki bu gerilim azalacak ancak bölge diken üzerinde. En önemlisi Türkiye'nin buradaki durumu. Neden? Evet. Çünkü coğrafya olarak İran bizim hemen yanı başımızda. Yani böyle bir gerginlikten en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Özellikle kırılgan ekonomisi nedeniyle Türkiye bu dönemde hassas bir konumda. Tabii ki bu hassasiyet bize özellikle dolara muhtaç, yatırıma muhtaç ve ekonomisi çok kırılgan, çok kötü durumda olan bir ülke için hiç iyi olmayacak. Yani nitekim uzun bir süredir biz seçimden sonra para bekliyorduk. Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelmesini bekliyorduk. Bu şartlarda bu bölge böyle bu kadar ateş altındayken, bu kadar büyük gerginlik varken emin olun Türkiye'ye ciddi anlamda bir ya da çok cesur bir yatırımcının olması gerekiyor. Bu şartlarda Türkiye'nin biraz işi daha çok zor olacak. Yani hafta sonu belki gerginlik düşecek, düşebilir de ama bu uzun bir süreceği için Türkiye yatırım açısından çok olumsuz etkilenecek. Evet, Türkiye ekonomisi bir fazla etkilenecek. Özellikle jeopolitik riskler arttıkça tabii piyasalardaki o tedirginlikle devam ediyor. Zaten ekonomimiz kırılgan. Bir de petrol fiyatları çok önemli. Enflasyonla tabii ne kadar mücadele ediliyor? Burada orası ayrı bir soru işareti ama bu petrol fiyatlarında gerilim nedeniyle gördüğümüz yükselişler de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Değil mi Sayın Özdemir? Şimdi petrolde tabii çok durum farklı. Aslında petrolde ki nitekim Türkiye'nin özellikle dış ticaret açığına baktığımız zaman bunun kapandığını görüyoruz. Yani enerji dışında bir kapanma söz konusu. Çünkü gerçekten Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz var. İthalatta düşüş var. Ama enerji ithalatımızda maalesef düşüş yok. Olamaz. Yani olabilmesi için ancak kendimizin üretmesi lazım. Bizim de böyle bir kaynağımızın olmaması nedeniyle üretemiyoruz. İşte bu nedenle petrol fiyatlarındaki her bir dolarlık artış bizi çok ciddi olumsuz etkiliyor. Nitekim bizim en büyük dış ticaret açığımız petrolün 120 dolar, 130 dolar olduğu dönemde oldu. Ama petrol tekrar 80'li dolarlara, 75-80 dolara geldiğinde işte biz bu açığın kapanmaya başladığını görüyoruz.
Ama bu gerginlikle birlikte petrol şu anda evet 90 dolara kadar çıktı. Fakat Amerika biraz da petrolün 90 doların üzerine çıkmasını istemiyor. Özellikle petroldeki bu yükselişin İran ve Rusya'ya yaramış olmasından dolayı biraz da petrol fiyatlarını kendi iç stoğunu kontrol ederek, piyasaya sürerek dengelemeye çalışıyor. Yani Amerika'nın şu anki planında 90-91 dolar üzerinde bir petrol fiyatına izin vermiyor. Ama bunu ne kadar daha yapabilir? Amerika'daki o stoklar, kritik stoklar ne kadar daha kullanılabilir? Bunu zaman gösterecek. Ama ben petrolde 100 dolarlık bir fiyat beklentisine sahibim. Çünkü dünya çok gergin. Gerçekten gergin ve bu gerginlik, bakın, sıradan bir gerginlik değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde eğer biz petrolü yeniden 100 dolar olarak görürsek, hatta 100 doların üzerine çıktıkça bizim ekonomimizde bozulma çok daha ciddi olacaktır. Türkiye'nin dolara ihtiyacı, zaten biz dolar kıtlığı yaşıyoruz. Yani bildiğiniz dolar kıtlığı yaşıyoruz. Bu dolar kıtlığının daha da has safhaya ulaşmasına neden olacak. Çünkü Türkiye'nin enerji faturası daha da kabaracak. Aynı miktarda almamıza rağmen bu nedenle petrol fiyatları Türkiye için oldukça kritik bir önem arz ediyor. Evet, şimdi bu konuya nokta koymadan önce o zaman bir de kısaca şu an için piyasalarda durum ne, onu da getirsin yönetmenimiz ekranlara, canlı piyasa ekranına bakalım. Sonrasında soracağımız pek çok soru var. Evet, şu dakika itibariyle bakın 32 lira 60 kuruş seviyesine gidip geldiğini görüyoruz doların. Ons altına baktığımızda ons altında yine tabii yön yukarı 2388, ki altındaki yükseliş zaten hız kazanmıştı. Bu risklerin de etkisiyle birlikte.